Assalomu alaykum, qadrli YouTube foydalanuvchilari va meni kanalimni podpiskalari va batuta chiqmasdan shunchaki YouTube'ni agar videom adashib rekomendatsiya chiqib qolgan bo'lsa o'sha yerdan kuzatayotgan yoki qidirib topib yoki bo'lmasa Najot ta'limda foundation guruhlarida tahsil olayotgan hurmatli o'quvchilar, tengdoshlarim. Sizlar bilan yana men Samandar Ahadjonov va hozircha hali ham kanal nomi foydali kontent, hali ham o'sha o'xshamagan dizayn, hali ham o'sha shoshilinch sochib yuborilgan kanalni dizayni bilan mana ko'rib turibsizlar. Xo'sh, bugun biz sizlar bilan nimani o'rganamiz? Bundan oldingi video, ya'ni 3-chi darsda aytib o'tganimda, agar ko'rmagan bo'lsangiz, tepada mana podkastga chiqarib qo'ydim. Kirib ko'rishingiz mumkin, ya'ni shu bir-biriga bog'liqroq bo'lgan mavzu. Agar o'sha mavzuni ko'rib olib, keyin bu darsni ko'radigan bo'lsangiz, mavzu yana ham tushunarliroq bo'ladi sizga, ya'ni hozir biz massiv mavzusini o'tamiz. Birinchi bo'lmasa, videosini ochib olamiz. Ana biz 3-chi darsda turgan, ya'ni yozgan dasturimiz hali ham turgan ekan. Xuddi mana mashq holatda agar biz mana bu takrorlanuvchi operator, ya'ni for dan foydalanmaganimizda biz mana number o'zgaruvchisini masalan 5 kiritsak, 5 ta o'zgaruvchi qilib olishimiz kerak edi. Ya'ni u 5 marta bitta o'zgaruvchiga murojaat qilyapti. Endi biz hozir shunaqangi bir yo'lni qilamizki, bitta massivga murojaat qilgan holatda cheksiz marta ichiga murojaat qila olamiz, cheksiz marta unga ma'lumot kirita olamiz, undagi ma'lumotlarni qayta foydalana olamiz. Ya'ni hozir men mana bitta for bilan berdim, masalan endi o'rniga 5 kiritsam, bu yerda bu 5 marta massivga massiv o'zgaruvchiga murojaat qiladi, number o'zgaruvchisiga murojaat qiladi va hech qanaqa son oxirida xotirada saqlanib qolmaydi, faqatgina 5-chi raqam saqlanib qoladi xotirada. Sababi bitta o'zgaryapti. Masalan 11 berdi. 11 bo'ladi kelsa 22 bo'ladi kelsa 33 bo'ladi. Ya'ni oxirida men agar mana hozir qalam bunda qilib qo'ydik. Printf deylik. Foiz deymiz, masalan numberni chiqar deylik. Masalan pastroqga numberning so'nggi qiymati deymanda. Hozir bitta slash ham chiqib tashlaylik, tekinni to'g'ri. Yopamiz. Dasturni ishlatamiz. Nechta raqam tanlansin? 6 deylik. Mana ko'rasizlarmi? Numberning so'nggi qiymati 57, ya'ni xotirada bitta dona yachekadan foydalanyapti. Ana o'sha yachekani uning har qachon qo'yib ko'rayapti har safar. Shunaqa ekan, ya'ni oxirida bizga faqatgina 57 sonini oldi. Ya'ni men numberga ma'lumot kiritgandan keyin masalan 5 ta 6 ta ma'lumot kiritadigan bo'lsam, men ularni qayta ishlay olmayman. Ular bilan qaytadan ishlay olmayman, chunki ular xotiradan chiqib ketgan bo'ladi. Bir marta xuddi operativkada foydalanganda o'tib ketib qoladi. Lekin massivda men kiritgan ma'lumotlarimdan xohlaganimcha foydalana olaman. Xohlaganimcha. Unda yaxshilab o'tirib olinglar, yaxshilab kuzatishingizdan so'rayman, sababi biz mavzuni boshladik. Xo'p, bugungi mavzuyimiz bizani massiv. Xo'sh, massiv nima? Massiv bu bir turdagi bir nechta o'zgaruvchilardan iborat to'plam. iborat to'plamga massiv deyiladi. Ya'ni masalan, oddiyroq tushuntiradigan bo'lsa, masalan, tasavvur qiling, savat bor, siz olma teshib ketasiz. Ana o'sha savatni sizning massivingiz. Har olma solganingizda ichida qoladi olma, to'g'rimi? Xolos, siz olasiz, tekshirib ko'rasiz, to'g'rimi yoki noto'g'rimi, ya'ni yaroqli iste'molga shu olib tekshirib, undagi ma'lumotdan qayta foydalana olasiz. Mana mana shu narsa bizda massiv deyiladi. Xo'sh, biz endi massiv nimalarni bilgan bo'lsak, endi uni yozilishlarini, uni sintaksislarini ko'rib chiqamiz va undan keyin masalan ishlaymiz. Har doimgidek o'zimizga mashhur kutubxonamiz include stdio.h, ya'ni kiritish chiqarish operatorlari, ya'ni int main deb bizda dasturimizni boshlab olamiz. Xo'sh, massiv bizda har xil holatda bo'ladi. Ya'ni o'qigan bo'lsangiz, ya'ni eshitdinglar aniq bir turdagi, ya'ni massivni ichidagi ma'lumotlar faqat bir tubga mansub bo'ladi, bir tubga. Masalan, bir tubdi, bir turga mansub bo'ladi. Faqatgina int bo'lishi mumkin, faqatgina butun son bo'lishi mumkin, faqatgina float bo'lishi mumkin, faqatgina char bo'lishi mumkin. Ya'ni bir turdagi ma'lumotlarni qabul qiladi bitta massiv. Masalan, men int dedim, massiv deb xohlagan nom bilan olishim mumkin. Tan o'rganib qolmanglar, faqat massiv bo'lishi kerak ekan yoki faqat a deb bo'lishi kerak ekan deb. Bu qilaman. Mana mana shu holat menda massiv
ekanligini dasturga ma'lum qiladi. Mana men bu 4-burchak qovusni ichiga men son yozsam, massivni ichiga mana shuncha elementni olgan deb buyruq qilgan bo'laman. Masalan, 10 ta desam, bu massivni ichidan 10 ta joy ajratadi. 10 ta element uchun joy ajratadi va xotiradan bu adad masalan 40 baytni olardi. Bitta int 4 baytni oladi va 10 ta element uchun 40 bayt joyini oladi. Xotiradan 40 bayt joy ajratadi. A boyagi bizani mana manba numberimiz esa int number uchun xotiradan 4 bayt ajratgan edi. Keling, shuni ham number deb olib qo'yaylik. Bundan oldingi darsni ko'rib tushungan bo'lasizlar. Ya'ni hozir bu number 40 bayt keting, mana manba number esa 4 bayt keting. Ya'ni tushungan bo'lsangiz, xotiradan olgan joyi ko'proq. Ana manba number massiv, number massiv deylik. Mana deb qo'ysam tushunsangiz kerak. Xo'p, joy ajratdim. Bo'ldimi? Uni qanaqa qilib to'ldirishim mumkin? Men massivni ikki xil uslubda to'ldira olaman. Ya'ni men dasturning o'ziga massivni elementlarini ma'lum qilib qo'ygan bo'lishim mumkin. Yo bo'lmasa, men foydalanuvchi bo'lib kiritishim mumkin ma'lumotlarni. Kelinglar, hozir birinchi bo'lib biz dasturda oldindan e'lon qilib qo'yilgan holatini ko'rib chiqaylik. Mana, men uning uchun men uni o'chib tashlasam bo'laveradi, chunki shart emas. Xotiradan qancha joy ishini bu yerda, chunki men bitta o'zi e'lon qilmayman. Quyidagi holatda e'lon qilamiz. Masalan, o'zgaruvchi nomi, o'zgaruvchi nomi deb, uning orqasi massivi, men buni xuddi ikonkasi deb bilaylik. Mana shu massiv bo'lsagina, buni massivligini tushunadi dastur, kompilyator. Hop, mana shu ko'rinishli qovus ochganimdan keyin masalan yozaman 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Mana keyin oxirida mana buni qo'yib qo'yaman. Siz bo'lmaydi bilasizlar. Mana, xo'sh, bu nima bo'ldi hozir? Menda int ana int tipiga tegishli bo'lgan number m degan massivimning ichida quyidagi narsalar bor, quyidagi elementlar bor degan narsani men dasturga tushuntirdim. Endi qaraylik. Bu yerda bitta narsa bor. Bilamizki, dasturlashtirlari umumiy olganda mashina tili hisobni 0 dan boshlaydi. Ya'ni 0 va 1larni tashkil etadi. Shunaqa ekan, masalan, bu massivimning elementi 1, to'g'rimi? 1. Elementda turgan o'rni esa 0, 2 niki 1, 3 niki 2. Buni ozona qilib ko'rsak bo'ladi. Xo'sh. For deymiz. Ya'ni massivni ichidagi har bittasiga e'lon qilishimiz uchun, murojaat qilishimiz uchun mana bu usuldan foydalanamiz. Ya'ni for dan yoki while dan umuman olganda takrorlanuvchi operatorlar. Chunki biz har safar qayta-qayta takrorlan harakat qilishimiz kerak. Murojaat qilishimiz kerak. To'g'ri, buni ana shu tura qolik, ya'ni printf deymiz. For is the deymanda. Masalan, yo'q, qanday qilayman mana. Int deyman, osorasi tushuntirish, ya'ni qayta-qayta tekshirish uchun index, ya'ni massivni ichidagi elementlarini o'rni bu indeks deyiladi. Ya'ni turgan o'rni bu uning indeksi. Masalan, 1 ning indeksi 0, 2 ning indeksi 1. Indeksni o'zgaruvchi olamiz. Keyin yozaman. Nechanchi indeks? Nechanchi indeksni tanlaysiz deymiz masalan. Mana bu yerda xuddi shuni men sizlarga tushunarli bo'lishi uchun copyright qilaman deb, mana bu yerda izoh sifatida e'lon qilaman. Chunki tushunmoq so'roq bo'ladi hali. Mana number ham mana mash narsalarga keting. Slash slash. Xo'p. Nechanchi indeksni so'radi? Men esa scanf qilaman. Foiz degan indeks so'rayman deyman mana masalan. Xo'p, xatolmas qoldi. Ampersand index mana. Indeksga oldim. A printf deymanda foizni. Foizni hamki slash ga tushirib qo'yamiz. Mana qilaylik. A ning mana number m massivni ichida foizni. Nima deyotgan tushunayotgandirsizlar. Hozir men plus izoh sifatida e'lon qo'yman. Teng foizdagi. Mana. Deymanda endi birinchi foizni o'rniga nima olsin? Men bu indeksni olsin, so'ragan indeksini. Biz so'ragan indeksimizni va keyingisini mana olsin. Masalan, number m degan massivning indeksinchi o'rnini olsin. Xo'sh, return main deymiz. Xo'p, mana. Yana safarga qo'yamiz. Test bor. Mana clear qilib olay, polling dasturini qilib ketgan kompilyatsiya bor ekan. Ana bizdan so'radi, qayda?
Number hem neçə deyim mənə məsələn massiv içində elementlər. Neçənin içindəki sıfatdır? Məsələn mən 0-nin indeksləri mən. Number m-nin 0-nin indeksi 1-ə tengdir. Mən bir də slash n düşürəyim məsələn, John getdi deyə. Mənə bunu. Mən yoxalıb getsin, doğru biz dərsə çıxdığımız paytımızdadır. Hazır fillion da çıxaradı. Qaytadan dasturunu run qılamız. Neçədi indeks kere edildi? Mesela ben 0 inç indeksi soradım. Number n'nin 0 inç indeksi 1 getirdim. Bana ben 1. Yani 0. Yani indeksi sorayım ben. Ben 1 inç indeksini sorayım ben. Number m'nin 1 inç indeksi ben 2 getirdim. Çünkü oldu değil mi? 0'dan başlasana. 0, 1, 2, 3, 4. Bana şu kuralda devam etedim. Mesela 8 zem. Ben 9 son çıkabilir. Yani 8 inç oranında tur gel. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8 inç oranı durdu. İndeksi 8. Yani massiv, o zaman kabul kodken manumatlarını 0 inç joydan başta joylaştıralı. Mesela demeyi indekslerini çöntürü aldım. Bize ge hazır manumlarsa gerekmez. Şimdi şimdi hoş. Nemanı korup çıkarmış silahı. Mesela yok hoş. Çünkü indeksimi düşündürdüm. Şimdi bize massivnin elementlerine müracaat kılışını öğrenemiz. Massivnin içindeki elementlerine müracaat kılış için bize tekrarlanıcı operatörlerine faydalanamız. Ben için en kolay bir for. Selegen hazır faydalanış için for olsa olarak var bilen üretişim mümkün. Halisiyle mühendim. Bundan ki ingimiz oldu. Var bilen işlemimizi hazır for bilen başlayalımız. Yani for diyemiz. Int i diyemiz. Bu i diyen o zaman kıskatması indeks diye manandırdı. İ'nin 0'dan başlasın. Çünkü bize de massivli elementleri 0 inçden başlasın. O nedir? İ küçük bugün için bize de neçte element var? 10 element var. 10 son yaz koymam. Ve İ plus plus böyle de. Paskı çömem. Kareli. Hazı bize uzunumuz için bitti mesela kovalamız. Yani şu sonlarını cüft indeksi türgenlerine çıkarsın aldım. Hoş. Ben o zaman if diyemem. İndeks haqida gap ketyapti, ya'ni men bir i haqida gap ketyapti. I 2 bo'lamiz 2 ga foizga bo'lamiz, har doimgidek mashhur bo'lib ketdi ancha ichimizda bu narsa. Bo'lsa, rost bo'lsa holat printf tizimni menga foizda deb turib, menga chiqarsin number m ning ikkinchi indeksini. Şu joyda sizlarga yana bir narsa o'rgatib ketaman. Mana foiz bilan den o'rtasi 4 sonini yoki 3 sonini qilsanglar, u kiritiladigan chiquvchi ma'lumotga ekranda shuncha kursor joylashadi, probel joylashadi. Hozir mana 3 qildim, demak mana sezilish uchun 9 qil yo'q, juda ko'tarish ketadi. 5 qilaylik. Bo'lsa mana chiqarsin. Mana bitga mana izoh sifatida qilaman. Printf juft indeksdagi elementler demende ana qo'ylik. Mana. Bo'ldi. Run qilamiz endi. Printf poyga return mainimiz qolib ketgan, shuning uchun Visual Studio ham shunday xatoliklar bor. Mana run qilamiz. Ko'rasiz, qayerdan boshladi. Sanoni boshidan boshlamadi, mana bittan boshlamadi, ya'ni bizde juft indeksi turganlar 1 ekan. Yani 0 ham bilasizda dasturlashtirilgan kompilyator juft sonni qabul qiladi va 3 ekan. Mana 2, 2-inchi indeks, mana 4-inchi indeks, mana 6-inchi indeks va mana 8-inchi indeks. 9 va 10-inchi indeks yo'q. Shuning uchun 10 sonni chiqarmagan. Mana xolisiyli tekshiramiz, ham 5 shop qo'yamiz deb prosta tak. Uzoq qilsam, hozir bir-biriga tiqib yozib tashlaydi. Mana ko'rasizlar. İyi mənim, tam başlayın size yazışı. Bunu adlı yolu var, mənim başlayalım. Mənim orası bitti bitti cöy taşıyalım. Ama mənim bittiyse akuratnik orasından 3'tü 3'tü cöy taşıyalım. Ben 5 kılmadım, demin 4'tü 4'tü cöy taşıyalım. Yani 3'e 5 sonunu, 5 de oranını mənim bittiyse başlayalım. Bittiyse ki 1'e yazıyalım, yani, koyun 4 tane şunu da kalın kalın kalın. 3 tane uzun yazıyalım, koyun 4 tane şunu da kalın kalın. Hoş. Massivin içi deyin indekslerine müracaat kılışı gördük. Endi şimdi hangi narsa qilaylik ki massivga ma'lumotlarni o'zimiz tashqaridan kiritaylik. Buning uchun yana biz for'dan boshlaymiz. Mana bunda oddiyroq bo'ladi.
printf bo'ladi. Number m ning foiz deyinchi indeksiga xabar qo'yman ma'lumotni deb bizga izoh ko'rsin deganda bunday qilaylik. Keyin mana indeks bo'lsin mana. İndeks, yok indeks var, sadece kettim, bu keçiresle iyi böyle. Çünkü deyip edemiz iyi bilen işlemimizi. Bu sınırda ki, bunu skan etsin. Faiz D sıfatı da skan etsin, yani bütün son sıfatı. Özellikle kabul kolsa malumatını. Ve onu, ampersand falan, number m'ni, iyince indeksiye joylaştırsın. Dedik. Bana. Hazır bize indi malumatlarına kabul oluşu başlayalımız. Run kılalımız, test olalım. Olan ekranı bir tut hazırla olaylık. Böyle. Ben bunu askeri yemezsem, yani fakir tutup kaptı. Karar kurmadım da test olup kılasılı. Number M'nin 0 indeksi ne için yazıyım? Oy, huzur adresi gittik. Ben tutup fakir tutup kılmadım. Ben bunu opta şaşkeri. Hazır dastır tam ki tutup kıladı bize. Ben bunu arsana opta şaşkeri. Çünkü bize elan kılmaz bunu arsana. İçide 10 telemet bar deyimiz. Yani kaydetten aram kalamız. Evet. Number ending 13 indeksiye kabul olsun. 3'ni, 5'ni, 4'ni, 35'i, 7, 33, 2, 3, 4, 5, 6. Kuru oldu yere. Hazır bu bana şu sorular kabul oldu. Şunçaki kabul oldu. Lekin şunlar söz geri var. Endi ben bunu uçuramam. Pas köçetim. Ama for'ı kapitalize kalamız. Ozumuz için gereği var. Evet, ne kimiydi? Şunçaki o turgen joyda. Yo, galata okuladı. Bir de okuladı. Çünkü bize kabul kovagenden keyin pas küçüğümüz. Ben bitken izah kuyası koyamam. Malumat kabul kılış. Ben bitken programlı malumat çıkarış böyle diyor. Çıkarış böyle. Aslında yine bir ağa printf kalamız. Faiz to'rda qilaylik. Shu narsani bo'lganingiz o'zingiz uchun kerakli narsa. Foizda to'rda bo'ladi number m ning ikkinchisi. Mana. Mana bu yerda ikkita slashni olib tashlaymiz. Juda ham uzun bo'lib ketib qoldi. Masalan, shunda ham pastga tushayotgan deshmasam. Bo'ldi. Xolisiyalar so'zantiga return 0 qilish yoki tursam ham shart dasturida tugashini bildiradi return 0. Ana. Ekran tozalamas ek bo'lmaydi. Number m'ning 10-chi indeksi. 3 45 bekor 653 yozdim. Nimagani endi tushuntiraman. Yo'q, normal ketibdan. Orasi hisob qilgan 4 deb qilmadi, shu sababdan 4 deb bo'lgani shuncha narsa. Mana qabul qilgan ma'lumotlarni ko'rdinglar, mana 3 45 50 653 22 44 66 3 23 23 23. Tashqari tomondan ham massiv elementlarni qabul qilishni o'rgandik, ularni qaytadan chiqarishni o'rgandik. Xo'sh. Endi nima qilamiz? Massiv elementlari ni kiritamiz. Kiritilganidan keyin biz ana o'sha elementlarni saturatsiya qilish o'rganaylik, ya'ni yo'q, bir operator saturatsiyaga o'tib ketamiz. Ne yapalımız? Yani o soruğundan başlayalımız. Yok, bu bir türlü saçları kutamız, buldu. Koşuş, ayrış, o son yoğunu Mehmet'te indekslerini korsattım, cüft indeks değillerini korsattım, yani oddi sorularını korsattım. Ulanı sılıp, ne kadar şeyle o son. Bir türlü kira masalı götürürümüz. Sağ videonu zorla, devam edelim, zorlaşıp etmesini için. Baratolas masalaga endi massivni ichida turgan elementlarni sartirovka qilish, ya'ni o'sib borish tartibida yoki kamayib borish tartibida o'rnini almashtirishni o'rgataman. Demak, boshladik. Qaranglar, avvalambor savol beraman. Masalan, sizlarda ikkita krujkada suv turibdi. Ikkita krujkada suv bor. Sizlarga men topshiriq berdim, o'sha suv o'rnini almashtirdim. Almashtiringlar dedim. Sizlar buni ustiga qo'ysanglar tosh ketib qoladi, buni ustiga qo'ysanglar tosh ketib qoladi, to'g'rimi? Lekin shu yerda bizda 3-chi zapasnoy krujka kerak bo'ladi, ya'ni bittasini qo'yib beramiz, o'rniga boshqasini solamiz, keyin boshqasini shu mashinaga almashtiramiz. Shu narsa kerak bo'ladi.
Aldın etib koydum. Fazla iki kere girgende çuvalarımızda gitgenim. Düşün, ben ilk deyimende sana zahir edip bir de sağa koyamam. Bir de özgür uçak koyamam. Doğru var. Acaman for deyimden, int deyimden, i 0'dan başlanadı. I küçük bugünce 10'dan, bize de 10 element var idi. Doğru. 10'dan. I plus plus böyle. Yani mesela ben bu for içinde massivini birinci, yani ikinci elementini alalım. Uşak alalım konumda. Doğru mu? Şimdi ben onu kogelerime soruşturuşum ki. Kodda mı küçük inerim? Ben şimdi aklımda şimdi ikinci for alamam de. Ondan ikinci ikinci sana alışımda. Şunu soruşturalım ki doğru mu? J ten deyimden de. J ten. Böyle bunu yap yoldan başlayalımız. Selam küçük yoldan. J küçük bugünce ondan. J plus plus böyle de. Bana karar verindim. Zahire ne olamam? Zahire. Teng deyim. Zahire gözleştirip dursun. Number. Hemnin. İkincisini. Uzga oldu. Bunu kim yoksa? Bu ilkinci. Hala sertifikası var ki. If deyim. Harap durayım. Namını. J teng. Demendi. Makalara çıktı. Bunu ismini alsam. Uzga soruşturup koyardı. Teşekkür. Ne yaparsın? Çıksın. Bir martı kubaylanız. Elan sikil doğru. Tasarımız hata açmaz. Hazırca. Hop. Number M'nin. İyince. Hazır bizi ne kadarımız? Usub barış tertibinden mi? Kemal barış tertibinden. Usub barış değilik. Number'nin iyincisi. Katta bu kola diyen bu ise. Number M'nin G'incisinden. Şuna kola da mı? Eğer maçtur. Katta bu kola diyen bu ise diyeyim dedi. İçige tuş. Yani en zahire yazan, zahire teyindikinde number m'nin iyincisi oval özün yani kuruşge kuyup dur. Egen number m'nin iyincisi ne oranıge bölgen number m'nin jiyincisini sol doğamaycı. Yani jigozlaştık. Egen number m'nin jiyincisini oranıge ise menge zahireni uzlaştır oval dedim. Ağazı joyda fazla bu sensörke kovaldı uz üçün. Ani endi ben onu ekranga chiqaraman ma'lumotlarni. O'zamda bitta bo'ldi. Ekranga chiqaraman. For deyman deyman ma'lumot. Endi chiqarish. Qutrashda olamiz. Keyin printf qo'shamiz. Saralangan massif elementlari. Keyin bo'ladi bu yerda printf bo'ladi. Firestore. Demak, bu yerda mana ketdi. Number ending. Yinsa. Mana bitta bizda sonni olgandan keyin bitta print qilsa to'g'ri ma'lumot qabul qilish bo'ladi. Bitta print qilsa shu yerda bizga qanaqa sonlar borligini print qiladi, foiz deb bo'ladi. Hop, yozib qo'yaman. Print deb izoh sifatida saralashdan avval demanda tizlashga tushib qo'yamiz. Hamga tushib qo'yaylik. To'g'ri qilaylik. Katta sanqada borishim kerak yana dash fari. Tak tak tak. Indeks degan avval indeks hamcha bu yerda endi kerak emas. Mana bu narsa ham bizga umuman kerak emas. Number ham juft indeksdagi elementlar bu ham kerak emas bizga. Xo'sh. İşimiz mana bu yerdan boshlanadi. For'da bana ma'lumotlarni olaman. Olgandan keyin saralashdan avvalda bir marta ekranga chiqarib yuboraman o'sha olgan savollarimizni. Keyin endi zaxira davomida mana bitta saralayman. Saralagandan keyin mana bittan yana bitta print qilib yuboraman. Qarang qilamiz. Nima bo'ldi? Number m topamadik-ku. Noto'g'ri yozib qo'ydim deyman, qayerdadir. Hali tura olmasmi? İkinci qatar. Faiz durdu. Nima bu bize çünmeyip hazır.
Scanf tutorial, printf, file stored. No, nasıl tamam. Cihanımız geldi, tam ki tut şekil. Ha, ettim ki tam ki tut. Çünkü ekran tozla tozaymış gibi. Number, ne, 0 incisi. O zaman 45, 1, 45, 3, 6, 7, 2, 9, 76, 5 yazdım bu, yazmam mı? Ana. Saralıştan avval benim hamle halletteydi. Hamle halletteydi. Keyinisi, kemeş tertibi de kılma. Uzur adış getirme olarak. Kemeş tertibi de kılınge. Saralenge, masif verin de bana. 76, 45, 43, 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yani indekslerdeki malumotlar o'zgardi. Mana mana bu 0-inchi indeksda boya 43 turgan bo'lsa, hozir 76 turibdi. Boya 1 turgan bo'lsa, 1-inchi indeksi hozir 45 turibdi. Mana shunaqa qilib ichidagi ma'lumotlarni o'zgartirdim. Tushunarli bo'ldi menimcha. Mana bu yerda slash n qilib qo'ysam, bir chiroyli holatda bo'lar ekan. Ya'ni olamiz. Mana qilaylik. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 birden 9 geçeydi ki ondan bir geçe kalıp kaytaptan yazıp berdi. Masif haqida ma'lumotcha to'la qoldi ma'lumotni qo'limdan kelgancha bera oldim. Uni sar surga qilishni o'rgandik, ichidagi indekslarga murojaat qilishni o'rgandik. Bitta bir narsa qoldi, uni o'rgatishim shart emas nazarimda. Xolisiz uchun uyga esa o'zingiz ishlab ko'rsangiz bo'ladi. Ya'ni masalan, yo'q juft indeks ko'rsatdim. Men sizlarga juft elementlarni chiqarish o'rgandingiz. Mana mana bitta ozginagina o'zgarish bo'ladi mana bitta. Ha, bu yerda qolmapti boyagi narsa. Ozginagina o'zgarish bo'ladi, ana shu o'zgarishni kiritganingizdan keyin to'g'rilasangiz o'zicha ketib qoladi. Hammaga rahmat. Darsimiz o'z yakuniga yetdi. Nazarimda juda ham chiroyli dars bo'ldi. Mana bitta ishora o'zgartirsangiz aytgancha kamayish emas, o'z tartibida qilaveradi. Qarasam 10 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yani bundan 9 geçe kırdım. Bu menge buradan 10 geçe kalıp yazıp verdim. Hırla şuna gepler. Yani kodda kodda olarak korunuşu bu. Yani kan. Saralaş. Saralaş da soru. Hamaz şu, hamaz yeterli. Masif haqida bergan ma'lumot, boshlang'ich ma'lumotlar. Hali xudo xolisa agar yana bir mavzu, masif haqida nimadir idea paydo bo'ladigan bo'lsa, qaytib yana bitta video dars qilaman. Shu bilan 4-inchi darsimiz o'z yakuniga yetdi. Agar video yoqqan bo'lsa, like bosa sizlar, podpiska tashlaysizlar. Savollaringiz bo'lsa, kommentariyada bemalol qoldirishingiz mumkin. Mana men pastda montaj paytida mana shu yerda o'zimni ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimni yozib qo'yaman. Xolisiz obuna bo'lishingiz mumkin. Hozir ko'rinmayapti menga, shuning uchun mana gazetda mana mashtlada paydo bo'lgan bo'ladi. Bundan keyingi mavzuyimiz, xudo xolisa, agar undan oldin bironta bir mavzuda patgan bo'lmasam, mana to'lasiga matematikaga o'tib ketamiz. Mana shu matematikani o'rganamiz. Xayr, salomat bo'lasizlar. Sizlar bilan Samandar Ahmadjonov va foydali content video YouTube kanali bo'ldi. Mana bu videoni obязательно ko'ringlar, buni ko'rmasdan mashtib uchun. Tushunsa bo'ladi, lekin tasavvur to'la shakllanishi bo'lmasa. Xayr, salomat bo'linglar.